Merhabalar. DeepSeek ile beraber bu kadar güçlü bir yapay zekayı artık bilgisayarımıza kurup internet olmadan lokal olarak ekran kartımızın gücüyle çalıştırabiliyoruz. Peki aynı işlemleri tabletimizde veya telefonumuzda da yapabilir miyiz? Cevabı evet. Dilerseniz rehberimize hemen bir göz atalım. Evet burada işlemleri daha rahat görmeniz için bir tane tablet kullanmak istedim. Elimin altında Galaxy Tab S9 Plus modeli var. Herhangi bir Android cihazda da aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Öncelikle bana bir tane terminal emülatör gerekiyor. Bu yüzden Termux'u indireceğiz. Bu tablette de 12 GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci var. İnternetteki kullanıcıların denemesine göre Snapdragon 845 ve sonrası işlemcilerde bu çalışıyor. Ancak ne kadar işlemci o kadar iyi verim demek. Termux'u indirdikten sonra açıyoruz. Evet Termux'a şimdi depolama erişim izni vermem gerekiyor. Bu yüzden Termux setup storage diyorum. Beni dosya erişim sayfasını ünlendi. izin sayfasına buradan izni veriyorum. Şimdi sizde şu aşağıda ok işaretleri olması gerekiyor. Ben de klavye mouse olduğu için gözükmüyor. Ancak yukarı ok işaretine bastığınızda en son yazdığınız kodu ekrana verecektir. Tekrardan aynı kodu yazıyorum. Yes diyorum ve işlem tamam. Şimdi benim burada Termux'un bazı paketlerini güncellemem gerekiyor. O yüzden PKG Upgrade diyorum. Ve karşıma çıkan çoğu şeye yes demem gerekiyor burada. Şimdi bize gereken temel araçları kurmamız gerekiyor. Bu yüzden pkg install git buradaki git sürüm kontrolü için cmake yazılım derlemek için ve onlamanın yazıldığı dilin paketlerini yüklemek için de go language yani go language'i burada yüklüyoruz arkadaşlar. Hepsine yes diyorum tekrar. Evet şimdi burada DeepSeek'i ben Ollama üzerinden çalıştıracağım için Ollama'nın GitHub deposunu klonlamam gerekiyor. Bu kodların hepsini de videonun açıklamasına tabii ki de sizlerle paylaşıyor olacağım. Direkt kopyala yapıştır kullanabilirsiniz. Tek tek elinizle benim gibi yazmanıza gerek yok arkadaşlar. GitHub deposunu kullandıktan sonra Ollama'nın olduğu yere geçiyorum. Burada Ollama'nın yazıldığı Go kodunu oluşturmam gerekiyor. Yani Go Generate 3 nokta koyuyorum. Şimdi go build boşluk nokta diyerek ollama'yı oluşturmam gerekecek. Ollama'yı oluşturduktan sonra şimdi ollama'nın serverını başlatmam gerekiyor. Ollama server diyorum sonra şu işareti yazıp serverı başlatıyorum. Şurada gördüğünüz gibi tabletimde 10.9 GB'lık RAM varmış ve 4.6 GB'lık RAM'ini kullanabiliyormuşum. Deepseek'in hangi moddan indirmem gerektiğini bana bu ikisi söyleyecek. Burada RAM Plus çalışmıyor. RAM Plus'ı açtığınız zaman buradaki total veya kullanılabilir durumdaki RAM miktar değişmiyor. Peki hangi Deepseek modelini indirmem lazım? Bunun için yine açıklamada linkini size vereceğim. Bu Ollama'nın direkt kendi sitesine giriyoruz. Şimdi şu kodu direkt kopyalayacağız. Mesela 1.5B modelini indirmek istediğimizde bizden 1.1 GB'lık bir alan ve boş RAM isteyecek. Aynı şekilde 7B modeli için 4.7 GB, 8B modeli için 4.9 GB'lık boş RAM isteyecek. 12 GB RAM'e sahip olan birçok cihazda bunu çalıştırabilirsiniz. Ancak burada 14B'ye 12 GB'lık telefonlarda gerçekten de 9 GB'lık boşta RAM bıraktırabiliyorsanız çalıştırabilirsiniz. Tabi bu aşağı gittikçe daha akıllılaşan bir sistem var. Ancak şunlar bizim cihazlarımız uygun değil. Ben hızlıca göstermek için 1.5B modelini indireceğim. Benim için uygundur. Evet server'ım oluşturuldu burada. Şimdi nokta eğik çizgi. Ollama run deepseek Burada DeepSeek'in indirmek istediğim modelini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Yani 1.5B Enter diyorum ve kendisi indirmeye başlıyor arkadaşlar. Evet DeepSeek indi. Burada bazı parametrelerini görüyorsunuz. Hemen bir şey soralım mesela. Ancak bir şey sormadan önce şuradan Wi-Fi'yi kapatayım ki lokal olarak çalışın. siz de görün. Mesela what is SNR value diyorum. SNR değerinin anlamını soracağım. 1.5 ve modeli aslında hızlı çalışıyor diğerlerine göre. Ancak diğerleri daha iyi açıklama yapıyor. Daha mantıklı ilerliyor. Gördüğünüz gibi SNR değerini bana açıkladı. Şimdi what is dynamic range diye soruyorum ve gönderiyorum. Şimdi bir de Türkçesini deneyelim. Mesela SNR değerini Türkçe açıklar mısın diyelim. Gördüğünüz gibi Türkçe çok başarılı değil. Ancak biz burada DeepSeek'in en baz modelini kullanıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Aynı işlemler telefonunuzda yaparak siz de arkadaşlar DeepSeek'i kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olsa da yorumlardan cevap verebilirim. İyi günler dilerim.